Kaç gün dayanabildin dönerci çıraklığına? Bugün bir hafta olacaktı. Bir haftada adam beni delirtti. Sanki karşısında kölesi var. Onu yap Yaşar, bunu yap Yaşar. Dün gece boğazına sarılmamak için zor tuttum kendimi. Ben sana söyledim arkadaş. Biz öyle emir altında 3-5 kuruş paraya çalışacak adamlar değiliz. Bize çok para lazım. Lazım olduğunu ben de biliyorum. Ama yok işte. Ne yapalım? Banka mı soyalım? İyi düşün lan. Bir zengin akraban yok mu senin? Şöyle miras bırakacak türden ha? Ya bırak dalga geçmeyi. Ne oldu? Neye bakıyorsun? Kanka bu eski eşyalar para ediyor mu? Bildiğim kadarıyla meraklısı çok bunların. Bir kucak para verenler var bunlara. Yapma be. Sen hiç gazete okumuyor musun oğlum? Ben geçenlerde okumuştum. Adamın biri bir saate 700 bin lira para ödemiş. Dedemin evindekiyle aynı bu halı. Gel benimle. Kolay gelsin. Sağ ol. Ben şu halının fiyatını öğrenmek istiyorum. O 150 yıllık bir el dokumasıdır. Kaç para? 250 bin lira. Yaşadık kanka. Ne olduğunu bir anlayabilsem? Hayatımız kurtuldu. Bundan sonra biz de zenginiz artık. Yürü gidiyoruz. Dur oğlum. Ya dur, yürü. Çekme. Bir dur. Bunun fiyatı nedir? 7 bin lira. Peki ben size bunların aynısından getirsem satın alır mısınız? Öyle siz bir getirin bakalım. Kanka, nereden bulacaksın onları? Ya yürü anlatırım. Ya, hadi. Dur ya Allah Allah. Ya ben hala ne yapacağımızı tam olarak anlamış değilim. Ya sen ne kalın kafalı adamsın oğlum. O antikacıda gördüğümüz halının aynısı dedemde var diyorum sana. Sadece o da değil. Adamın evi ilk çağdan kalmış gibi. Her yer eski eşya. Yemek tabakları bile para eder onları. İyi de sen dedenin evine en son 10 yıl önce gitmişsin. O dediğin eşyalar duruyor mu bakalım? Duruyor. Peki neden onları sana verecek mi bakalım? Vermeyeceğinden adım gibi emin. O zaman o kadar yolu neden gideceğiz ki? Yaşar. Sen var ya, harbi salaksın. Doğruyu söyleyince salak mı oluyorum? Evet, oluyorsun. Çünkü kafan hiç çalışmıyor. Ben o eşyaları bizim Muratlardan hiç isteyeceğim diye bir şey söyledim mi sana? Onlar uyurken hepsini arabaya yükleyeceğim. Ondan sonra ver elini lüks hayat. Yani hırsızlık yapacağız. Tam olarak hırsızlık da sayılmaz kanka. Ona dedelerinden kalanı ben de alacağım, hepsi bu. Ulan ne adamsın be. Vallahi korkulur senden. Hadi kalk bir an önce yola çıkalım. Bekle beni Rasim dede. Akşama yanındayım. Hadi bakalım. Yolu karıştırırsam diye korkuyordum. Ama neyse ki köy yoluna girdik nihayet. Bir saat sonra ganimetlere kavuşacağız. Beni heyecan bastı bile. Beni de içim kıpır kıpır. Benim de içim gurul gurul. Çünkü karnım çok kötü acıktı. Bana bak. Oraya gidince de karnım acıktı demek yok. Nedenmiş o? Yemek yemeye kalkarsak o ihtiyarlar da bizimle otururlar. İhtiyar kısmının uykusu bir kere kaçtı mı bir daha zor gelir. Acıktım acıktım demek yok bak ona göre.
Neşelen be oğlum. Hadi. Lüküs hayat. Bak keyfine yan gel de yat. Ah, ah ne güzel. Oh ne rahat. Yoktur işin lüküs hayat. Lüküs hayat. Lüküs hayat. Bak keyfine yan gel de yat. Ah ne güzel. Oh ne rahat. Yoktur işin lüküs hayat. Dikkat et, dikkat et. Hadi bir daha. Dikkat et. Daha iyisin değil mi şimdi? Başım ağrıyor. Tamam. Yavaşla. Buralarda bir yerde olması lazım. Heh, galiba şu sokak. Burası mı? Evet evet. Burası oğlum. Şurada. Hanım, kapı çalıyor. Kapı vuruluyor. Bu saatte kim çalacak bizim kapımızı? Akşam yemeğini fazla kaçırdın ya. Düş görüyorsun besbelli. Esnaftan da kapı vuruluyor. Kim olur ki bu saatte? Hı? Allah Allah. Kim olur ki? Allah Allah. Evde yoklar mı acaba? Bismillah. Dedi. Allah Allah. Oğlum ne oldu size? Kaza mı yoksa? Doğal olarak beni tanıyamadılar. Dede beni tanımadı mı? Efendi Rüzgar değil mi bu? Bizim Rüzgar mı? Sizin Rüzgar tabii dede. Oğlum gelmiş. Neneciğim. Yavrumun yavrusu gelmiş. Bırak sıkma çocuğu. İzin ver de bir de ben öpeyim. Öpeyim dedim. Öp bakalım hayırsız evlat. Sen kimsin oğlum? Benim adım Yaşar. Rüzgar'ın arkadaşıyım. Sen de hoş geldin Yaşar hoş Bey. Hoş bulduk. Kaşına ne oldu evladım senin? Küçük bir kaza atlattık. Doktor da bulunmaz ki bu saatte. Yahu ebeyi uyandırsak mı Rasim Efendi? Ebe mi? Gerek yok nene. Önemli bir şey değil. Bütün gece burada mı duracağız? Hadi gelin bakalım içeriye. Geç Yaşar geç. Allah Allah. Hangi rüzgar attı seni buralara oğlum? Ben kendim rüzgarım yavrum nene. Yavrum benim yavrum. Bak. Oturun bakalım. Geçin geçin yavrularım geçin. Oturun. Peki hoş geldiniz. Hoş bulduk.
Hoş gelmesine geldiniz de doğrusu bu gelişinize ben şaşırdım. Ne var bunda şaşıracak? Aslan oğlum dedesini özlemiş gelmiş. Yaşar'ın bir akrabasının düğünü var. O düğüne gidecekti. Yolunun buradan geçeceğini duyunca ben de takıldım peşine. Sizi bir göreyim istedim. Maşallah çok da iyi gördüm. Tabi yolda ufak tefek aksilikler yaşayınca da geç kaldık. Yaşar oğlum, ben şu kaşına bir bakayım senin. Bir şeyler sürelim. O zaman ben ebeye gideyim bari. Dur bey. Yok istemez dedi. Gerek yok. Ben hallederim. Oo. Sana antikacıda bahsettiğim gibi değil mi? Antikacıda gördüğümüzün aynısı kanka. Güzelmiş. Şunun güzelliğine bak. Bunlar da ne böyle ya? Lamba nasıl? Antikacıdaki lamba 7000 ederse bu 17000 eder. Uykumuz geldi gerek bir an önce yatmaya bakalım. Onları yuduktan sonra da ne var ne yok hepsini kaldırırız. Silelim bakalım yarasını. Bu çocukların karnı açtır hanım. Bak onu hiç düşünmedim bey. Evde çabucak yapılacak bir şey de yok. Yumurta var. Tek yumurta olur mu? Olmaz ama ne yapalım? Çocuklar açlıklarını bastırsınlar yeter. Bir çorba karıştırsam mı acaba? Geç olur. Hadi sen git de bak o çocuğun yarasına. Ninniniz size sadece yumurta yediriyor diye üzüntüsünden ölüyor oğlum. Aslında buna da gerek yoktu. Bizim yemekten çok uykuya ihtiyacımız var dedi. Vallahi benim karnım acıkmıştı. Bana iyi geldi bu yemek. Ama uykum da geldi. Yemeğinizi yiyin hemen yatarsınız. Bu gecelik bir şey yapamadık. Ama yarın ben size bir köy tavuğu pişireyim de lezzet görün. Gerek yok ninne. Biz yarın gideceğiz. Hemen yarın mı gideceksiniz? Gitmemiz lazım. Yarın Yaşar'ın akrabasının düğünü var. Sabah mı gideceksiniz? Evet, sabah gideriz. Bir gecelik mi kalacaksınız yani? Mecburuz. Bunu hiç sevmedim hanım. Ama ne yapalım? Bu kadar gördük ya, buna da şükür. Hanım, çocukların yataklarını hazırlayalım. Deden doğru diyor. Siz yemeğinizi yerken ben de yataklarınızı hazırlayayım. Ne gerek var nine? Biz şu koltuklara kıvrılır yatarız. Ben şu çarşafları değiştireyim. Hay Allah. Neyse. Bir iki saat sonra eşyaları toplar, yola çıkarız. Onlar bu odada uyurken eşyaları nasıl alacağız? Kapıyı kaç kere yumrukladığımızı unutun galiba. Uyuduktan sonra top atsan uyanmazlar. Yeter ki uyusunlar. Of. Ne oldu? Başım ağrıyor. Sık dişini kanka. Yarın seni özel hastanede tedavi ettiririz. Hem başın şu sardığın şeyden ağrıyordur. Sakın çıkarma. Tekrar saracağım diye tutturursa yanarız. Yataklarınız hazır.
İstediğiniz zaman yatabilirsiniz. Hemen yatsak iyi olur. İyi uykular yavrularım. İyi geceler nene. İyi geceler teyze. Bu da diğeri gibi. Ben bunu bilmiyordum. Yaşadık kanka. Umduğumuzdan daha iyi bir iş başaracağız. Sen beni duymuyor musun? Duyuyorum. Ama şimdi halıları düşünecek durumda değilim. Ne dedin? Nasıl yani? Üşüyorum kanka. Başım ağrıyor. Uyumak istiyorum. Ne uyuması? Uyumak yok oğlum. Ben biraz uyumadan hiçbir yere gidemem. İyi. Sen bir iki saat uyu bakalım. Ben seni uyandırırım. Yatarsam uyurum. Uyursam plan yatar. Biraz hava alayım. Yoksa beni de uyku basmaya başladı. Aa. Kapı mı açıldı? Ben duymadım. Ben duydum. Belki ayak yoluna çıkmışlardır. Ben bir bakayım. Hadi bak. Az önce çok uykum var diyen çocuk. Şimdi çıkmış bahçede oturuyor. Neden olduğunu biliyorsun değil mi? Üzüldü yavrum. Mahcup oldu. Ben bir teselli edeyim yavrumu. Ya eşyaları alırken yakalanırsak? Yakalansak ne olacak? İki ihtiyarla baş edemeyecek miyiz? Uyudular mı acaba? Saat 3 olmuş. Uyumuşlardır herhalde. Yaşar'ı uyandırayım da işe başlayalım. Rüzgar. Neden uyumadın? Ha? Uyuyamadım. Uykum gelmedi. Canını sıkan bir şey mi oldu yavrum? Yok, olmadı. Uykum kaçtı nedense. Rüzgar. Efendim? Arkadaşım bizim hakkımızda bir şey dedi mi? Ne gibi? Yani beğenmiş mi bizi? Ev sahipliğimizi beğenmiş mi? İster beğensin ister beğenmesin. Şimdi bunu mu takacağız kafamıza? Söylemek istemesen de ben anladım oğlum. Uykum geldi galiba. Hadi yatalım. Siz de benim yüzümden uykusuz kalmayın. Hadi girelim içeri. Hadi. Benim düşündüğüm şey doğru Rasim Efendi. Rüzgar üzülmüş. Belli ki arkadaşı bir şeyler söylemiş. Rüzgar bir şey mi söyledi? Söylemedi. Söyleyecekti ama boş ver diyerek kapattı konuyu. Beni üzmek istemedi herhalde. Hadi yat hadi. Allah rahat versin. Eğer kusur ettiysek yarını da var bunun. Öderiz, telafi ederiz. Hadi yat uyu. Allah rahat versin. Arkadaşım onlar hakkında bir şey demiş mi? Ne desin arkadaşım sizin hakkınızda? Ne olacak şimdi? Çaresiz bekleyeceğiz. Bir saat sonra alarmı kurayım. Bahçeye çıkarsam gelir yanıma.
operasyon vakti geldi. Uyumuşlardır herhalde. Sağa solu belli olmaz bunların. Kontrol etmekte fayda var. Yaşar. Yaşar kalk. Yaşar. Yaşar. Yaşar oğlum kalksana. Ne bakıyorsun öyle salak salak, kalksana. Çok kötüyüm kanka. Bir adım atamayacak kadar kötüyüm. Başlatma kötülüğüne. Geç kalıyoruz, kalk hadi. Yaşar. Sen neden bu kadar sıcaksın? Senin ateşin var. Ölüyorum. Ne ölmesi oğlum? Kalk diyorum sana. Arabada uyursun Yaşar. Ne biçim kadın bu ya? Ne olacak şimdi? Senin de hastalanacağın tuttu. Kahretsin. Bu durumda bu iş bu gece yeter. Gündüz gözüyle de olmaz. Çaresiz yarın geceyi bekleyeceğiz. Taze süt de var. Rüzgar bu işe çok sevinecek. Uyuyorlar. Uyandıralım mı? Bırak uyusunlar. Gidecekleri yere geç kalmasınlar sonra. Geç kalsın da gitmesinler. Fena mı koçum? Bir gün daha kalır yanımızda. Pek de güzel uyuyor. Kıyamam yavruma. (Gülüyor)
başardık oğlum. Çok başardık. Güzel, çok güzel. Sonunda ya. Harika. Başardık Yaşar. Paralara kavuşmamıza çok az bir zaman kaldı. Sen otelleri ara. En iyisi hangisiyse kaydımızı hemen yapalım. Ben ninenle dedenin asıl uyanınca ne yapacaklarını merak ediyorum. Çok da umurumdaydı ne yapacakları. Üzüntüden ölmesinler. Şimdi onlara ne olacağını düşünecek değilim. Biz işimize bakalım. Zenginliğin tadını çıkaralım. Uyandıralım artık hanım. Biraz daha uyusunlar. Ama yiyecekler soğuyor. Kalksınlar yesinler. İstiyorlarsa sonra yine uyurlar. Doğru söylüyor. Rüzgar. Hı. Rüzgar hadi oğlum kalkın artık. Rüzgar, Rüzgar. Hadi oğlum kalk artık. Ah canım bu halinle aynı babana benziyorsun. Kahvaltı hazır yavrum. Taze süt de pişirdim. Tam senin sevdiğin gibi. Baban da çok severdi. Kalkın da karnınızı doyurun. Akşam hiçbir şey yememiştiniz. Hadi oğlum. Tamam kalkarız. Ben sütlerinizi doldurayım. Çay da var. İsterseniz çay içersiniz. Tamam nene tamam. Hadi gelin oğlum. Tamam dedim ya nene sen git biz geliriz. Yarata seni. Halı yok. Yaşar, Yaşar kalk. Yaşar kalk. Ne oluyor? Halı yok. Ne? Halı yok diyorum, anlamıyor musun? Gece oradaydı. Ben de biliyorum gece orada olduğunu. Hatta sabaha karşı da oradaydı. Ama şimdi yok. Nereye gider koskoca halı? Halı canlanıp gidemeyeceğine göre... Demek ki biri almış onu oradan. Vay bunaklar vay. 10 yıl sonra gelince niyetini anladılar demek ki. Ne oldu oğlum? Nerede? Aa, ne nerede yavrucuğum? Benimle oyun oynamayın. Evladım, ne oldu sana böyle? Oğlum, ne dediğini anlamıyoruz. Ne dediğimi anlamıyorlarmış. Siz bizi hırsız mı zannettiniz? Bunaklar! Eşyaları saklamakta neyin nesi? Hırsız mıyım ben? Beni rezil ettiniz. Şu düştüğüm hale bak. Rüzgar. Oğlum, ne diyorsun sen? Biz seni neden hırsız zannedelim? O ne biçim söz yavrum? Utanmadan bir de yalan söylüyorsunuz. Sakladınız onları değil mi? Ne diyor bu efendi? Neyi saklamışız biz? Ben bir şey anlamadım. Ben anladım hanım, ben anladım. Aferin sana. Demek sonunda anladın. O eski halıları merak mı ettin? Evet. Evet onları merak ettim. Dün gece yerindeydiler. Ama şimdi yoklar. Sakladınız değil mi? Biz çalarız diye korktunuz değil mi? Ayıp ya. Dün gece haneden geldiniz. Hı. Evimizde size ikram edebileceğimiz sadece yumurtamız vardı. Kalk hanım kalk.
Nine sabaha kadar bunun üzüntüsünü çekti. Çocuklara doğru düzgün bir şey yediremedik diye kahroldu. Fakat onun üzülmesine gönlüm razı olmadı. Sabah erkenden ilçeye götürdüm, ahalıları sattım. Ne yaptın, ne yaptın? Size bunları almak için sattım. Sattım oğul. Nasıl satarsın ya? Hani onların sende hatırası büyüktü? Hatıraları büyüktü. Ama olsun. Önemli olan sizi iyi ağırlamaktı. Ya. Bunun için gözümü bile kırpmadan sattım. 3-5 eşya sizden değerli değil ya oğul. Deden en doğru olanı yaptı. Ama benim anlamadığım, sen neden bu kadar sinirlendin? Ben, yani ben eşyaları yerinde göremeyince şaşırdım, değil mi? Tabii, evet. Çok şaşırdık. Ne oldu? Neye bakıyorsun? Peki ben size bunun aynısını getirsem satın alır mısınız? Yani hırsızlık yapacağız. Onları yürürken hepsini arabaya yükleyeceğim. Ondan sonra ver elini lüks hayat. Oğlum gelmiş. Nenem. Yavrumun yavrusu gelmiş. Hoş geldin oğlum. Nenem. Aslanım benim. Ben şu kaşına bir bakayım senin. Bir şeyler sürelim. Antikacıda gördüğümüzün aynısı kanka. Sakın çıkarma. Tekrar saracağım diye tutturursa yanarız. Bu da diğeri gibi. Yaşadık kanka. Umduğumuzdan daha iyi bir iş başaracağız. Hala inanamıyorum Yaşar. Yaşadıklarımızı aklım almıyor. Bunda akıl almayacak bir şey yok Rüzgar. Ben sana ne olduğunu anlatayım. Bizim niyetimiz kötüydü. Onların niyeti ise sevgi dolu, şefkat dolu, tertemiz bir niyetti. Bizim kötü niyetimiz onların iyi niyetine yenik düştü. Onlar yaşlı insanlar ama bize unutamayacağımız bir ders verdiler. Haklısın, haklısın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.